merhabalar. Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, bugün Karşı Pencere'de direnişteki cam işçileriyle birlikteyiz. Şöyle bir hatırlatalım, cam işçileri neden direnişteydiler, hangi cam işçilerinden bahsediyoruz? Mersin'deki cam işçilerinden bahsediyoruz efendim. Mersin Şişe Cam patronu fırın kapatmayı gerekçe göstererek işçileri işten atmasının üzerine ve hatta bunun da üzerine Kristal İş Genel Merkezi'nin uzlaşmacı bir tutum sergilemesi üzerine işçiler yeter artık dediler ve direnişe çıkma kararı aldılar. Direnişleri devam ederken direnişin bir ayağını da İstanbul'a taşımaya karar verdiler. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Mersin'den İstanbul'a uzanan bu direnişin sebebini, nedenini konuşacağız. Elbette bunca gündür neler yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar ve elbette direnişte bir gelişmeler var mı? Bunları konuşacağız. Sendikal bürokrasiyi tartışacağız. Asgari ücret meselelerine değineceğiz. Süremiz yettiğince onların seslerini sizlere iletmeye çalışacağız. İsmail Yılmaz ve Yaşar Akkuş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akkul. Özür diliyorum. O zaman sizden başlayalım hızlıca. Öncelikle ben şimdi biraz anlatmaya çalıştım. Bir gerekçe göstererek işten atma var ama nasıl başladı direnişiniz? Fırın kapatma gerekçesi gösterildi dedik. Haber size nasıl geldi? Nasıl hemen bir arada örgütlendiniz ve direnişe geçiyoruz dediniz? Ya şimdi nasıl bize haber geldi? Bu biz bir takım kanallardan bunun daha öncesinden bilgilerini aldık. Bir takım isimler ortada dolaştı. Sadece bunlar söylentiden ibaretti ama sonrasında o isimler çıktı. Farklı bir liste var. Tabii yani. bir liste var. Bize tabii ki o sanırım 6 Ekim'di. Yani Ekim'in ilk haftası bir şey astılar. Teşvik yazısı astılar. Yani teşvikten faydalanmak isteyenlerle ilgili. Orada artık iyice netleşti. Bizlerin de bekliyorduk zaten listeye gireceğimizi. Çünkü hem işveren hem sendikalar için biz kaka çocuktuk. İşin gerçeği. Muhalefetiz. Yani Türkiye'de muhalefet nerede olursa olsun istenmiyor. Ama biz inadına o muhalif olmaya da devam edeceğiz. Bazı şeyler düzelseye kadar. Peki neden o zaman, yani bu muhaliflik neden? Ya çünkü bu muhaliflik neden? Biz kurumun istendiği gibi yönetilmediğini düşünüyoruz. Yani işçi lehinde yönetilmediğini düşünüyoruz. İşçilerin haklarını korumadığını, mevcut kazanılmış hakları dahi korumakta sıkıntı yaşadığını düşünüyoruz. Bu en son 2014'teki toplu iş sözleşmesiyle bu daha da yüzüne çıktı. Biz daha önceleri, ben 96 girişliyim, 2 yıllık sözleşme yapılırdı ve 6 aylık bazlarda. Sonra gelinen noktada yıllığa çevrildi. Yani 2 yıllık yapılırdı toplam geçerlilik süresi ama yıllık bazda zamanlardı. En son yaptığımız 2014 sözleşmesi 3 yıllık olarak. 2 yıllık yola çıkıldı ama 3 yıllık sözleşme yapıldı. Kazanımla da bitmeyen bir sözleşme. Biz grevimiz biliyorsunuz. Greve çıktık. Anlaşılamadı. Greve çıktık. Bu sürede 8 gün sonra hükümet yine her zamanki gibi milli güvenliği tehdit edici gördü. O yüzden dolayı yani çay bardağı milli güvenliği veyahut da soda şişesi milli güvenliği zedeleyiciymiş. Tehlikeye atıyormuş. O yüzden dolayı grevimizi erteledi. 2 ay süreyle. 60 gün süreyle erteledi. Bu süreçte bir takım eylemliliklerimiz oldu. Ha biz şunu söyledik. Ertelendiği gün sendikacı hem şube hem genel merkez yöneticilerimize şunu söyledik. Ha gelin iş başı yapmayalım. Bu kararı tanımayalım. Bu karar 12 Eylül'ün almış olduğu yani çıkarmış olduğu yasalara dayalı. Bu yasalar artık hükümsüzdür. Bu yasalarla bizi grevimizi erteleyemezler. Ama biz bunu anlatamadık. Biz bunu bireysel olarak da bunu yapamazdık. Çünkü bir destek olmadan kurumumuz buna bir karar almadan biz bunu yapamazdık. Keşke yapsaydık diyorum. Bu noktada bununla ilgili de Danıştay da kararını verdi bu grevlerden sonra. Milli Güvenlik ve Genel Sağlık grev erteleme sebebi sayılamaz diye de kararı var. Tabii gelelim direniş sürecine. Biz bu süreçte iş yeri baş temsilcilerine gittik. Bu işten çıkarmalar yani 6 Kasım'dan itibaren ne gibi bir eylemlilik düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda bize şunu söylediler. Genel merkez bize ne derse biz onu yaparız. Onun dışında herhangi bir harekette bulunmayız. Yani lafın şeyiyle Don Kişotluk yapmayız dediler. Aslında bu Don Kişotluk yapma değil.
diyeceğim. İşçinin hakkını savunmak. Peki genel merkez ne dedi? Ya, genel merkez zaten daha önce almış olduğu bir başkanlar kurulu kararı var. Bölgelerin sorunları sadece bölgeler yani çözecek. Onlar kendi içerisinde çözecekler. Eylemse eylemi kendi içlerinde yapacaklar dedi. Yani bu da bize eğer gerek görülürse genele yayılacağı söylendi. Bize göre de yanlış bir karardı bu. Çünkü bir yerdeki sorun tüm camiayı ilgilendirir. Hepsinin sorunudur. Öyle olmalıdır. Öyle olursa zaten başarıya ulaşır. Gelelim 6 Kasım'a. Hiçbir hareket yok. Ha bu arada 6 Kasım'dan önce 2 Kasım günü ya Mersin Anadolu Cam Sanayi'ndeki arkadaşlarımız gece vardiyasından çıkan meşhur Salı Vardiyası vardır onların. O Salı Vardiyası şu anda yok artık. Öyle bir vardiya yok. Nasıl bir vardiya? Niye meşhur? Genel merkeze muhalefetlerin olduğu bir çoğunluğun orada ve çoğunluğun ve dirayetli bir yani birliğin olduğu bir vardiya. O vardiya eylem kararı aldı zaten. Yani şube aldı eylem kararını orada. O vardiya ile uyguladı. 3-4 gün sürdü. Oradaki bir kazanım aslında orada eylem bitmişti. Ama arkadaşlarımız o gün akşama kadar fabrikayı terk etmediler. Ya yani bize desteklerini sundular. 5'i itibariyle genel merkez yani başkanlar kurulu hepsi gelerek bir açıklama yaptılar. Ama açıklama bizi doyurmadı. Çünkü bizim orayla ilgili yani Mersin Paşabahçe ile ilgili hiçbir gelişme yoktu. 58'de yola çıkıldı. 58 kişi işinden oldu. Bunun 38 tanesi teşvikten yararlanmıştı. Geriye kalan 20 kişi için hiçbir şey yapılmadı. Bu teşvikten yararlanma ne oluyor? Ya aslında bu teşvikten yararlanma işin bu yumuşatılmış hali teşvik. Teşvikten yararlanma ölümü gösterip sıtmayla terbiye etmektir. Sıtmaya razı etmektir. Yani teşvikten yararlanmak emekliliğine gelmiş veya emekliliğine az bir süresi kalmış insanlara uygulanan veyahut da işten ayrılmak isteyen, farklı bir iş yapmak isteyen arkadaşlarımızın uygulanan belli bir yüzde belirlenmiş. O yüzde de karşılıklı anlaşarak işten çıkması demektir. Yani o da ne yüzde kıdem tazminatının üzerinde artı bir para. Evet. Ama biz 20 kişi şunu söyledik Mersin Paşabahçe'den. Biz bu teşvikten faydalanmayacağız. Biz işimizin başındayız. Çalışmak istiyoruz. Ve biz bu fabrikalardan emekli olmak istiyoruz dedik. Teşekkür ederim. Sonrasında ya ne oldu? Baktık herhangi bir şey yok. Dedik biz yapacağız artık. Biz 5'inde açıklamanın arkasından, Anadolu Cam Sanayi'nin önündeki açıklamanın arkasından yan taraftaki Paşabahçe Fabrikası'na yürüdük geldik. Orada şube başkanına dedik buyur direnişi başlat. Bana dediği şuydu Yaşar Usta otur de oturayım. Ve oturduk. Öylelikle bu eylem yani direniş başladı. Tamam, şimdi İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'a geliş süreci de var. Ama oradan önce şimdi sıcak bir gelişme yani bugün yaşanan bir olay var. Onu bir aktaralım istiyorum ben. İlk programımızda da duyurmuş olalım istiyorum. O gelişmeyi aktaralım, üstüne devam edelim isterseniz. Tabii. Şimdi bizim İstanbul'a geliş amacımız başında da belirttiğimiz gibi bunu hem genel merkez yöneticilerimize belirttik hem de basın açıklamasıyla kamuoyuna belirttik. Bizim buraya geliş amacımız genel merkez yöneticilerinin başından beri direnişimize sahip çıkmamasıydı. Direnişimizi sahiplenmeleri için asli görevleri olan işçilerin iş güvencesini koruma görevini yerine getirmelerini sağlamak için geldik biz. Bir kamuoyu yaratma, merkez yöneticilerimiz üzerinde bir baskı unsuru oluşturma için geldik. Bizim buraya gelişimizde farklı bir amaç kesinlikle yoktu. Genel merkezi dedik ki biz sizin üyeniziz. Yıllarca aidat ödedik. Yıllarca bu kurumun aldığı kararların arkasında olduk, uyguladık. Grevde en ön saflardaydık. Yürüyüşlerde, eylemlerde en ön saflardaydık. Hatta sendikal eylemlere katıldığımız için işveren tarafından disiplin kurullarına verildik. Uzaklaştırma cezaları aldık. Evet. Yani ben bizzat genel merkez yöneticimizin fabrikada yaptığı bir eylemden ötürü 23 arkadaşımla beraber işten uzaklaştırma cezası aldım. Evet ve muhalefet olmama rağmen. Çünkü bizim aldığımız terbiye
sendikanın kararlarına uymaktır. Ne olursa olsun arkasında olmaktır. Daha sonra değişik mecralarda, kongrelerde, taban toplantılarında bunun hesabını sormaktır. Genel merkezin bize suçlamaları oldu. Geçtiğimiz yıl eylem kararı almıştı. Bayramda çalışmama kararı. Bu maalesef Mersin'de bu karar delindi belli bir kitle tarafından. Merkezin kararına uyulmadı. Tabii arkadaşımızın gerekçeleri vardı kendilerine göre, haklı gerekçeleri. Çünkü Paşabahçe Mersin fabrikasının sıkıntıda olduğunu, zaten iki fırından birinin kapalı olduğunu, eylemin fabrikaya zarar vereceğini, kapanma durumunun olabileceğini insanlar düşündüler. Bunda da haklılık tarafları vardır. Fakat bayramda çalışmayan ve çalışılmamasını öneren ben, işten atıldım. Çalışan insanlar, çalışılmasını teşvik eden insanlar fabrikanın içinde kaldılar. Bu da genel merkezin bize yaptığı, şahsıma yaptığı suçlamaları haksız çıkarıyor. Nasıl suçlamalar yapıldı? Az önce belirttiğimiz gibi programın başında şey demiştik, muhalefet olduğumuz için demiştik. Biz bunu söylerken sendika yöneticilerimize diyor ki, işte siz diyor uzun süreli istirahatleriniz var diyor. Siz diyor bayramda çalıştınız, siz bu karara uymadınız, sendikanın elini zayıflattınız diyor. Biz de onun için Paşabahçe'de diyor eylem yaptıramadık diyor. Halbuki hiç eylem yapmadan da yılbaşından önce Gebze bölgesinde Elyaf Cam İşleme Fabrikası'nda kazanımla sonuçlandı. Hiçbir eylem de yapılmadı. Demek ki eylem yapılmadan da sendikanın gücüyle güçlü durduğu yerlerde kazanımlar. Bazı kazanımlar olabiliyormuş. Şimdi ben karara gelmek istiyorum. Baştan belirttiğim gibi konuşmamın başında biz sendika yöneticilerimize görevini hatırlatmak, görevini yapmaya davet etmek için gelmiştik. İki haftadır buradaydık. Mersin'de başlattığımız açlık grevini burada sürdürdük. Bir kamuoyu oluşturduk. Evet, şimdi orayı iyi anlayalım. Mersin'den İstanbul'a geldiniz ama bu bir ayağı değil mi? Yani Mersin'deki direniş de hala devam ediyor değil mi? Tabii Mersin'de hala bir... Ya orayı bitirip de gelmediniz. Hayır. Mersin'de hala fabrikanın önünde bir direniş çadırımız var. Mersin'deki arkadaşlarımız da o direniş çadırının içerisinde. Yani siz aranızdan temsilciler seçtiniz. Sizler İstanbul'a, yani bizler İstanbul'a gideceğiz dediniz. Yani... Bu sorunun çözülmesi için işten atılan insanların işe iadelerinin sağlanması için sendika genel merkezinin bu işe el atması gerektiğini, görevini yerine getirmesi gerektiğini düşündük. O yüzden genel merkeze, Beykoz'daki genel merkez binamıza geldik. Ve işte yaklaşık iki hafta süreyle burada bulunmamız, ondan sonra... Açlık grevinde olduğumuzu belirten pankartımızı astık. Bu genel merkez yöneticilerimizi rahatsız etti ve onu indirmemizi istediler. Biz de indirmeyeceğimizi söyledik. Orada fiili bir müdahalede bulundular. Özel güvenlik şirketiyle anlaşmışlardı bir gün önce. Onların marifetiyle Çevik Kuvvet Polisi'nin TOMA'nın nezaretinde. Hala üyesi olduğunuz sendika bunu yapıyor evet. değil mi? Evet maalesef. Eskişehir'den gelen amatör sendikacıların da müdahalesiyle ki orada zor kullanılmıştır, darp olmuştur, bir arkadaşımızın eli kesilmiştir falçata darbesiyle, bir arkadaşımız çıkan darbede bayılmıştır, hastaneye kaldırılmıştır ve genel merkez yöneticilerimiz yılbaşı tatilinde bir gün erken çıktılar, evet kapıyı kilitlediler. Özel güvenliği içeride bıraktılar, bizleri de dışarıya attılar. İşte tüm bu yaşananlar, bunların kamuoyunda ses getirmesi, basında ses getirmesi genel merkez yönetimini harekete geçirmiş olmalı. Bizim de taleplerimiz doğrultusunda, çünkü sürekli taleplerimizi dile getiriyoruz. Üretimden gelen gücün kullanması için cam işçilerinin, Kristal Sendikası'nın. Bugün bir karar aldılar ve bu kararı Mersin Şube Başkanlığı'na gönderdiler. Kararda yarından itibaren bir dizi eylemlerin başlayacağı yazıyordu. Yani genel merkezde bir eylem kararı aldı. Evet.
sizi destekler yönde, yani en azından yaptırımınız burada, bir sonuç verdi diyebilir miyiz? İlk burada hayır, bizim isteklerimiz, yani bizim taleplerimiz doğrusunda aslında isteklerimizi tamamen karşılayan bir eylem kararı değil ama bir başlangıç diyelim. Yani güzel bir başlangıç diyelim. Bunun, peki bunu beraber mi hazırladınız? Yani biz böyle bir karar alıyoruz dediler mi size? Siz sadece kararı mı gördünüz? Biz karar almalarını istedik. Hı hı. Onlar da hani %100 olmasa bile büyük oranda bizim taleplerimize uyarak eylem kararını aldılar. Şubeye gönderdiler ve aldığımız, tabii bize verilen bilgiye göre, aldığımız habere göre yarın sabah da bu eylemlilik başlayacak Mersin'de. Tabii biz de eylemin başladığını gördükten sonra, çünkü öyle konuşmuştuk, gidişata göre buradaki genel merkezdeki eylemimizi sonlandırıp bunu Mersin'e taşıyacağız. Mersin'de devam edeceğiz. Evet. Şunu da söyledik, yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer genel merkezin bunu, bizi buradan uzaklaştırmak için yaptığını hissedersek, değil mi? Öyle bir bu şey eylemde değil, bir samimiyet görmezsek, kendilerine beyan ettik bunu, İstanbul'a gelmek zor değil dedik. Tekrar dedik, geliriz İstanbul'a, genel merkez önünde eylemimize kaldığımız yerden devam ederiz de dedik. Güzel bir yandan. Burada şu var bir de, onu da söylemeden geçemeyeceğim. İçimizde bir tane Eskişehir'den arkadaşımız var. De bu eylemlilik kararı sadece Mersin'de iki fabrikada alındı. Mersin'de üç tane fabrika var. Mersin'de üç cam fabrikası. Düz cam, ambalaj grubu ve sütçacı grubu. Üç tane fabrika var. Aramızda bu direnişçilerin arasında bir de Eskişehir'den haksız yere, yani hakikaten haksız yere işten atılmış bir arkadaşımız var. Orayla ilgili şu anda herhangi bir karar yok. Ben o arkadaşımızın söylediğini söyleyeyim. Eyleme diyor, ben burada tek başıma devam edeceğim diyor. Ama şu bilinsin ki bizim bu eylemliğimiz Mersin'de de devam edecek olan eylemliğimiz sadece Mersin için olmayacak. Eskişehir'deki o Ercüment arkadaşımız için de devam edecektir. Evet. Peki şimdi süremiz de gittikçe azalıyor ama biraz daha hızlandıralım istiyorum. Yani sonuçta kristal iş, biraz daha orayı konuşup kapatmak istiyorum artık sendika meselesini ama şunu da konuşalım. Yani bir dönem özellikle Türk İş sendikaları arasında işte muhalif sayılabilecek sendikalardan birisiydi. Nasıl bu noktaya geldi? Neden bu noktaya geldi sizce? Şimdi aslında bu sadece kristal işin değil, Türkiye'deki bütün sendikaların sorunu. Aslında kristal iş Türkiye'de sendikal hareket tarihinde ilkleri gerçekleştirmiş. Tarihe adını direnişlerle, kazanımlarla, eylemlerle yazdırmış. Genel Başkan tarafından da sık sık hatırlatılır aslında bu. Evet, yani özellikle grev zamanı hatırlıyorum ben, Laburgaz'daki cam grevini takip ederken Genel Başkan gelip bir konuşma yapmıştı dediğiniz gibi. Evet. Tüm bunları hatırlatıyordu zaten, tarihlerinin ne kadar şanlı olduğunu. Peki bugün niye bunu tartışıyoruz öyleyse? Yani bunda sadece sendikal zafiyetler var diyemeyiz. Tabii Türkiye'deki genel anlamda sendikaların, konfederasyonların zafiyeti, Türkiye'de sermayenin sendikalara saldırıları, işçi sınıfının geçmişteki gibi bilinçten uzaklaşıp daha bilinçsiz sendikal hareketlere uzak bir sınıf haline gelmesi, sendikal örgütlerin eylemden uzaklaşıp, eylemlilikten uzaklaşıp biraz daha bürokratik sendikacılığa bürünmesi bunun nedenini oluşturuyor diye düşünüyorum. Tabii birçok sebep sayabiliriz ama bir de en önemli şey, bizim de şikayet ettiğimiz konu şudur. Sendikaların içerisinde demokrasiyi ortadan kaldırmayacaksınız, tüketmeyeceksiniz. Bizim Kristal İş Sendikası'ndaki bu geriye gidişin en büyük nedeni de kurum içi demokrasinin yok edilmesidir. Yani işte bugün, Trakya seçimlerinde yine usulsüzlükler yapıldı. Orada evet, arkadaşlar seçime itiraz ettiler. Oradan da bir tekrarlanacak. Ama ben kendi bölgemle ilgili konuşmak istiyorum. Bizim bölgemizde de iki tane fabrikada atanmış temsilciler var. Şimdi bizim kurumumuzda atama temsilcilik diye bir şey yoktur. Yani biz buna alışık değiliz. Bizim abilerimiz, büyüklerimiz de alışık değildi. Geçmişte, çok geçmişte olduğumu bilmiyorum ama ben 20 yıllık işçiyim. Atama temsilciliği olağanüstü hallerin dışında görmedik. Nedir olağanüstü hal? Grev zamanındasınızdır, eylem zamanında temsilcilik makamı boşalmıştır, istifa olmuştur ya da başka bir nedenle boşalmıştır. Seçim yapma şansınız yoktur o an için. Kısa bir süre, 1-2 ay süreyle atama yapabilirsiniz. Ama seçim yapılabilecek ortamlar sağlandığında tekrar
temsilcilik seçimi yapılmalıdır. Bizim 2014 yılında grev zamanında görevden istifa eden temsilcilerimiz vardı Mersin bölgesinde. Bunların yerine temsilciler atandı. Fakat sıkıntı şuydu, bu temsilcilerin kalıcı olarak görevlerine devam etmeleri. Şimdi tabandan gücünü almayan, seçimle gelmeyen sendikacılar eylem zamanında şunu diyebiliyor. Ben şubeyi tanımıyorum, ben merkezin kararına bakarım. Nitekim neden? Bunu siz ona yaşıyorsunuz. Çünkü genel merkez atadı onu. Ama seçimle iş başına gelseydi, oy aldığı fabrikadaki işçilerine karşı sorumluluk duyacaktı ve eylemleri de yapacaktı. Maalesef bizim bu direnişimizde sendika tarafından yalnız kalmamızın sebeplerinden biri bu. Değil mi? Yani evet. Önemli sebeplerinden biri bu. Evet. Çünkü temsilcilerimiz içeride direniş çadırına gitmeyin, direnişteki işçilere destek vermeyin diye gezdiler. Belki işte o dönem atama yapılmasına karşı birlik olabilseydiniz bugün daha başka şeyler yaşanıyor olacaktı. Bir cümleyle onu da alalım, diğer konulara geçelim. Yani sendikal bürokrasiye karşı o zaman işçiler nasıl mücadele vermeli? Nasıl aşılır bu? Şunu yapabilirdik biz, dava açabilirdik. Yani çünkü tüzüğün ihlali söz konusu. Seçim yapılması lazım. Tüzüğümüzde açık ve net bir şekilde belirtilmiş, yasada da belirtilmiş. Bu sefer dava açtığınız zaman da diyorlar ki işte sendikayı dava mahkemelerde süründürüyorlar diyorlar. Yani bu da işin farklı bir tarafı. Evet. Peki hakkınızı nasıl arayacaksınız? Başka yol bırakmıyorsunuz çünkü. Kurum içerisinde demokrasi tam manasıyla işletilmelidir. Atama temsilcilikten, atamayla gelen görevlerden uzaklaşılmalıdır. Çünkü söz karar tabanın ilkesi ancak tabanın belirleyeceği temsilciler olur. Tabii ki. Bu da demokratik seçimlerle olur. Evet. Ben burada bununla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Tamam, mahkeme yolu bir yöntem de ama hoş olmaz. Yani sen kendi kurumunu mahkemeye vermen hoş olmaz. Burada tabanın bu bilinçli olması lazım. Benim atamayla değil de seçimle yönetilmem gerektiğiyle ilgili. Benim bir değineceğim noktada şu olacak. Burada siyasilere, ülkeyi yönetenlere hani görev düşüyor. Şimdi bugün sendikal bürokrasiden bahsediyoruz. Biz geçen 4-5-6 Aralık'ta Türk İş Genel Kurulu'nda gittiğimizde orada sanırsınız ki Türk İş Genel Kurulu değil de TÜSİAD'ın bir genel kurulu vardı. Yani araçlara bakarak onu görebilirsiniz. Burada 12 Eylül öncesindeki bir yapı tekrar getirilebilir. Gerçi 12 Eylül öncesi deyince farklı yönlere çekerler. Gözleri korkabilir. Profesyonel sendikacının maaşının bu kadar normal işçiler arasında uçurumlar olmamalı. Yani neydi 12 Eylül öncesi? Neydi? En yüksek saat ücretli işçinin maaşından fazla olamazdı. Evet. Yani bunun gibi bir uygulanması lazım ki bu işte sendikal bürokrasinin önüne geçilsin, sendikal ağlığının önüne geçilsin. Tam anlamıyla bu. Peki şimdi o zaman bu kararı da açıkladık. Bu bir küçük kazanım olarak, bir adım olarak sayabiliriz öyleyse. Sendikayı harekete geçirmeyi. Aslında önemli bir kazanımdır. Bizim iki tane hedefimiz vardı. Birincisi sendikamızı tüm organlarıyla bizim direnişimize, haksız işten atılmamıza karşı çıkıp eylemliliğini ortaya koyması. En azından işverenle diyalog imkanı yaratır. Eğer diyalogla bu işler çözümlenmiyorsa üretimden gelen gücünü fabrikalarda kullanır. Amacımız buraya gelişteki amacımız oydu. Bunu kazandık. Bunu kazandık. Bu bir evet. Kazanımla sonuçlandı. Bu yüzden çok mutluyuz. Fakat iş bitmiş değil. Gerçek kazanımımız, nihai sonucumuz işe dönmemiz olacak. İşe iadelerimiz olacak. Yani şimdi oradan şeye bağlayalım. O zaman gerçek bir kazanımdan bahsedebiliriz. Evet. Tabii talepler ortada sonuçta ve gerçekleştirilenler de ortada. Şimdi sendika kısmını şimdilik bu program için kapatmışken biraz da şimdi işe döneceksiniz. Yani hem çalışma koşullarını aslında cam işçilerinin biliyoruz. Hem aldığınız ücretleri biliyoruz. Evet. Biraz da güncel tartışmalara değinmek gerekirse. Asgari ücret arttırıldı deniyor ya. 1300 lira oldu. Oldu mu acaba? Oraya dair de sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yani siz kaç liraya çalışıyordunuz? Nasıl geçiniyordunuz? Şimdi 1300 lira oldu ama gene geçinebilecek miyiz? Çok mu rahat duruyoruz? Şu anda biz asgari ücret 1300 lira oldu da nasıl oldu? Nereden oldu? İşverenin cebinden ne çıktı? Bu 300 lira fark nereden verildi? Ona bir bakmak lazım. Yani işverenin cebinden hiçbir şey çıkmıyor.
Yine işsizlik fonundan sanırım bu şeyi ödeyecekler. Tabii. Asgari geçim indirimini arttırmışlar. Evet. Arttırmışlar. %40'ını devlet sağlayacak. Yani bu da hazineden gidecek. Dolayısıyla yine... Bir ikincisi nereden işte? Kaşıkla verip kepçeyle almak gibi. Yani 1300 lira yapmış ama yaptığı zamlar... Örneğin ben Mersin'den bir örnek vereyim. Toplu taşıma 2 liraya çıktı. 1.75'ti. 2 lira oldu. Ekmek zamlandı. Ekmek zamlandı. Ekmek zamlandı. Ha yeter. Yani benzine zam geldi. Her şeye geldi. Yani bize verdiğinden hiçbir şey kalmadı zaten. Şu anda biz 2 aydır işsizlik maaşıyla geçiniyoruz. Ya nasıl geçiniyorsak geçinemiyoruz. Peki ne oluyor? Şimdi siz Mersin'den kalktınız, kilometrelerce uzağa İstanbul'a geldiniz. Bir anda orada aileleri bıraktınız. Evet. Zaten İstanbul'un öncesi de var, uzundur direniştesiniz. 65 gündür. 65. günündesiniz, evet. O da bitmek üzere. İşte 66'ya gireceğiz. Ne oluyor peki, nasıl geçiniyorsunuz? Evdekiler ne yapıyorlar? Onlara ne gönderiyorsunuz? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Valla onlara bir şey göndermiyoruz, pardon İsmail. Yani gönderemiyoruz, yok. Ne olanı gönderilir, olmayan hiçbir şey gönderilmez. Sağ olsun eşimiz, dostumuz, komşularımız, onların sayesinde geçiniyorlar. Yani bu bir gerçek, bir realite. Benim şu anda çocuklarımın servis ücreti, okul servis ücreti 2 aydır duruyor. 2 aydır ödeyemedim ben, çünkü belirttim kendilerine. Onlar da anlayışla karşıladır ama ben nereye kadar bunu yapacağım? Evet. Şimdi ben bu konuya geçmeden önce asgari ücretle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi asgari ücret 1300 lira oldu ama ben eminim ki asgari ücretin altında kalan toplu sözleşme kapsamındaki işçiler var. Evet. Bunların durumu ne olacak? Ya da adam işçi çalışıyor, 1400 lira maaş alıyor, 1500 lira. Asgari ücrete 1000 liradan 1300 liraya çıktı işte, yaklaşık %25 falan zam geldi. Bu insanın ücreti aynı mı kalacak? Yani burada sendikaların aslında ek zam isteme, toplu sözleşmeleri revize etme hakkı doğuyor. Şimdi bir örneği var, Bursa'daki Renault işçileri eylemler yaptılar ek zam için. Sanıyorum diğer fabrikalarda da bunun yapılması gerektiğini söylüyorsunuz değil şimdi mi? Bizim sözleşmemiz de 3 yıllık imzalanmıştı. Biz buna karşı çıkmıştık. Şimdi sadece bizde değil, başka sektörlerde, başka iş kollarındaki sendikalarda da 3 yıllık yapılmıştı. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki bu bir planın parçası. Yani bunu sermaye ve hükümet bilinçli olarak ortaya koymuşlar. 3. yıl zammı asgari ücretin arttığı döneme denk geliyor. Asgari ücretin arttığı dönem de taleplerin arttığı dönem. Çünkü enflasyonun arttığı, ekonomik krizin derinleştiği döneme denk geliyor. Evet. Yani bu elbette ki piyasayı yönetenler tarafından biliniyor. Fakat sendikaların şimdi bu asgari ücretteki artışı ve hayat pahalılığını göz önüne alıp tekrar toplu sözleşmelerini revize etmeleri lazım. Revize ekzam talebinde bulunmaları lazım. Şimdi devam edeceğiz. Hemen telefon hattımızda Trakya Cam İşçisi İsmail Koç var. Bağlanmak istemiş kendisi. Biz de mutlu olduk. İsmail abi merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyur, seni dinliyoruz. Ben oradaki can arkadaşlarıma, çok sevdiğim İsmail arkadaşıma ve Yaşar arkadaşıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu dik duruşlarından dolayı, bize de örnek olduklarından dolayı kendilerine bir daha teşekkür etmek istiyorum. Ben kısaca bu olayın sadece Mersin işçisini ilgilendirmediğini, tüm biz 5800 tane kristal iş üyesi olarak bu işe sahip çıkmamız gerektiğini El Platform'da söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Bu alınan kararın inşallah arkadaşlarımızı uyutma kararı değil de gerçekten işe dönmeleri için bir başlangıç olmasını ve sadece Mersin'de iki fabrika değil, tüm şubelerde bu kararın alınmasını istiyoruz. Biz bugüne kadar sendikamızın aldığı tüm kararların arkasında durduk. Oradaki can arkadaşlarımın durduğu gibi. Biz sendikacılığı onlardan öğrendik. Orada oturan arkadaşlarımdan öğrendik. Bugüne kadar dimdik durdular. Kuruma hiçbir zarar getirmediler. Ama kuruma zarar getirenlere sahip çıkılıyor. Böyle arkadaşlarımız dışlanıyor. Biz bunu kaldıramıyoruz. Artık bizim de cam işçisi olarak, Trakya işçisi olarak artık şeyimize geldi. Artık dayanamıyoruz yani. Bu yapılanlar bizi de çok üzüyor. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Onların anneleri babaları bizim annemiz babamız. Biz büyük bir aileyiz. Onlara yapılan her hareket bize de yapılmış oluyor.
Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz genel merkezimizden artık şeffaf olmasını istiyoruz. Gerçekten bu kuruma sahip çıkmasını istiyoruz. Evet. Lüleburgaz şubesi olarak bir sürü problemlerimiz var. Biz bunları da aşmak istiyoruz. Sayın genel merkezimizin, genel başkanımızın şubemizde bir an evvel seçim yapmasını istiyoruz. Seçim Yargıtay kararına uymasını istiyoruz. Evet. İsmail abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım gerekli yerlere sesimizi duyurabiliyoruzdur. Eminim ki onlar da izliyorlardır, duyuyorlardır. Desteğiniz, dayanışmanız da elbette çok önemlidir. Siz de bir selam gönderirseniz. Ben de kapatayım. İsmail Koç Başkan'a selamlarımı iletiyorum. Güzel, bizim hakkımızdaki güzel düşünceler için teşekkür ediyorum. İsmail Başkan, selamlar, saygılar. Selam. Selam, çok hepinizi öpüyorum. Biz de hepinizi öpüyorum. Anlarınızdan öpüyorum. Çok sağ olun. Tüm cam işçilerine selamlarımızı gönderelim. Aleyküm. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Size bir daha teşekkür ediyorum Hayat Televizyon olarak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi dedik, söyledik işte, aileler ne yazık ki geçinemiyorlar. İşte desteklerle, dayanışmalarla geçiniyorlar. Asgari ücretin aslında bir artış olmadığı, bir kazanım, işçi için bir kazanım olmadığı aslında en önemlisi. Güzel bir yere değindi, sendikaların sözleşmeleri yeniden revize etmesi. Süremiz çok az kaldı. Son çağrılarınızla, son varsa söylemek istedikleriniz, onlarla kapatalım istiyorum. Senle başlayalım İsmail abi. Şimdi buradan Çişe Cam'a da seslenmek istiyorum. Hı. Bu işçi çıkarılmalarında, yani toplu işçi çıkarmada birçok mağduriyetler yaşandı. Şişe Cam çok büyük bir firma. Dünya üçüncüsü. 21 binin üzerinde çalışanı var. Onlarca iş yeri var, fabrikası var. Evet. Çok büyük bir bütçeye hükmediyor. Yani bu kadar az sayıya düşmüş kişi Şişe Cam'ı inan etkilemeyecektir. Ve bu işçiler işlerini yapan işçilerdi. Bize söylendiği gibi emekliliğine 1-2 yılı kalanlar, 3 yılı kalanlar çıkarılmadı. Yani şu anda mücadele eden insanların arasında emekliliğine 8, 10, 15, 20 yılı olan insanlar var. Özürlülük kadrosunda işe giren insanlar var. Rapor almayan, hiç raporu olmayan insanlar var. Raporlu olup da içeride çalışan insanlardan daha az raporu olan, daha verimli insanlar var. Bunları hem Şişe Cam yönetiminin hem de Kristal İş yönetiminin dikkate almasını istiyoruz. Buradan özellikle Mersin başta olmak üzere bütün cam işçisi arkadaşlarıma tekrar sesleniyorum. Bizim bu onurlu direnişimizi sahiplensinler. Çünkü buradan elde edilecek kazanım bizlerin kazanımı olmayacaktır sadece. Bütün cam işçisinin kazanımı olacaktır. İşveren bununla yetinmeyecektir. İşverenlerin tamamı bunlara saldıracaktır. Yani bu konuda insanları dilediği gibi işten atmak için saldıracaklardır. Çünkü emeklilik yaşı eskiden olduğu gibi 45-50 değil. Tabii. 60-65. Bir sürü arkadaşımız 60 yaşında, 65 yaşında emekli olacaklar ama bunu hayal bile edemiyorlar. Tabii. Peki 45-50 yaşına geldikten sonra ne olacak? İşveren verim alamadığı kişileri işten atacak. Eğer biz bu zaman kazanımla ayrılamazsak, o insanlar da yarın bizim kurduğumuz direniş çadırını kuramayacaklar. Bizim gösterdiğimiz dirayeti gösteremeyecekler. Arkalarında kimse olmayacak. Yanlarında arkadaşları olmayacak. Bunun için bizim direnişimiz cam işçisinin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Cam işçisi tekrar ayağa kalkarak bu direnişi sahiplenmeli ve buradan bu işçilerin işe dönmesiyle yeni bir kazanım elde etmeli. Tekrar Kristal İş Sendikası'nın tarihindeki o sayfalara yeni bir zafer eklemeli. Cam işçisi bunu başaracak inançlı. Evet, Yaşar abi senden de. İsmail arkadaşım çok güzel özetledi. Yani ben de şunu söyleyeceğim. Yine önce Şişe Cam'a sesleneceğim. Kızım size bir mektup yazdı. 3 yaşındaki bir kızım. Hani babamı neden işten attınız diye kendince bir mektup yazdı. Onu size göndereceğim. Bu çocukların duyun sesini. Bu çocukların süt parasını engellemeyin. Ben de İsmail arkadaşım gibi cam işçisi, bütün bölgelerdeki cam işçisi arkadaşlarıma, hatta bütün emekçi kesime sesleneceğim. Bir olun, birlik olun, beraber olalım. Bugün bize yapılanın kat be kat fazlası yarın size yapılacak. O zaman vah demeyin. Çünkü kimseyi bulamayacaksınız yanında. Yanınızda. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tüm arkadaşlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Thank you.
Evet, bugün direnişteki cam işçileriyle birlikteydik. İsmail Yılmaz ve Yaşar Akkul'la beraber. Hem kendi direnişlerini konuştuk. Mersin'den İstanbul'a bir ayaklarını İstanbul'a taşıdılar. Bu direnişin sebebini konuştuk. Direnişte neler yaşandığını konuştuk. Neye karşı, nelere karşı mücadele ettiklerini konuştuk. Elbette program içerisinde de gördük. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Cam işçilerinin birbiriyle olan dayanışmalarını ve sevgilerini görmüş olduk. Elbette onların belli başlı talepleri var. Bu talepleri sıralıyorlar ve bu taleplerin bir cevap bulmasını istiyorlar. Onlar en çok işe geri iade için direnişteler ve bir ayağı da aslında bu direnişi sendikal bürokrasiye karşı. Buradan hem cam işçilerine hem de tüm işçi sınıfına bu yönünü seslenmiş oluyorlar. Bizler onların direnişini yakından takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.